7. günden iyi akşamlar. Evet, uzun süren bayram tatili bugün sona erdi. Ama bayram haftası boyunca iktidar partisi AKP'deki hareketlenme durmadı. Şimdilik ayrı ayrı iki yeni parti kurması beklenen Davutoğlu ve Babacan ekibi hazırlıklarını sürdürdü. İki partinin de partileşme için Eylül ayında düğmeye basması bekleniyor. Hatta bu arada Sayın Davutoğlu'nun parti binasının görüntüleri de sosyal medyaya düştü. Ve tabii AKP kurmayları yeni kurulacak parti ya da partilerle birlikte ciddi biçimde güç kaybedeceklerinin telaşında dışa vurmaya başladılar. Bu arada AKP kuruluşun 18. yılını kutladı ama bu seneki kutlamadaki sönüklük, coşku eksikliği ve moralsizlik de dikkat çekti. Bütün bunları konuşacağız. Kimle konuşacağız? AKP'de 3 dönem milletvekilliği ve genel başkan yardımcılığı yapmış bir isimle konuşacağız. Sayın Selçuk Özdağ bizimle olacak. İyi akşamlar Selçuk Bey. Hoş geldiniz. İyi akşamlar Ayşe Hanım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi ben biraz özetlemeye çalıştım ama 18. yılını kutlarken AKP bugün geldiği noktada parti içinde iki yeni parti arayışı ortaya çıktı ve sizin gibi eski ve yetkin parti içerisinde önemli görev almış isimlerinde önemli ve ağır eleştirileri gündeme geldi. Neydi önemli? Kırılma noktaları neydi? Bu hale getiren, bugünkü noktaya getiren şeyler neydi? İçeriden birisi olarak nasıl sıralarsınız bunları? Ayşe Hanım, AK Parti kurulurken yoksullukla ve yolsuzlukla mücadele, aynı zamanda özgürlük ve demokrasi vaat etmişti. Evet. Affedersiniz. Estağfurullah. Başka başlarda özgürlükçü ve demokrat bir çizgi izledi. Evet. Daha sonra ise ekonomide de kısmi başarılar elde etti. 11 yıl sonra ise Adalet ve Kalkınma Partisi'nde ciddi kırılma noktaları meydana geldi. Bunlardan önemli olanı 17-25 Aralık sonrası, ki 17-25 Aralık bir darbe girişimiydi. Evet. Devlete sızmış olan bazı kişilerin devletin imkanlarıyla bazı illegal işler, hukuk dışı işler yaparak bazı kişileri dinlemeleri, evet, ve bunu ismar etmeleri sonucu bir ekonomik darbe, bir siyasi darbe girişimiydi. Hı hı. Ama orada bazı bakanların isimleri geçmişti. Evet, 4 bakan ve ismi. Çeşitli iddialar ve ithamlar, şaiyalar ve şaibeler vardı. Bu nedenle bu bakanların Yüce Divan'a gitmesi gerekiyordu. Evet. Ama bu bakanlar Yüce Divan'a gitmek yerine veya bu bakanları Yüce Divan'a göndermek yerine burada komisyonda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oylanarak bu insanların bir noktada aklanmaları sağlanmış, hı-hı, oldu. Ama bu kamu vicdanında bir aklanma değildi. Hı-hı. Bu hukuken bir aklanma değildi. Bu siyaseten bir aklanma şekliydi. Hı-hı. Bu doğru değildi. Birinci kırılma noktası burasıydı. Hı-hı. İkinci kırılma noktası ardından Sayın Davutoğlu'nun, hı-hı, daha doğrusu Sayın Davutoğlu genel başkanlığa getirildikten sonra, Cumhurbaşkanı tarafından başbakan olarak atandıktan sonra Sayın Davutoğlu'yla yaşananlardır. Sayın Başbakan'la yaşananlardır. Evet. Yani milletvekilleri listesinden, hı, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesine, MYK'nın belirlenmesine kadar veya Bakanlar Kurulu'nun atanmasındaki, hı, yaşanan sıkıntılarla birlikte Sayın Davutoğlu'na yapılan operasyondur. Bir noktada parti içi bir darbedir bu. Evet, evet. Sayın Davutoğlu o gün Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda olan yetkiler genellikle zaten genel başkanlara devredilir. Yani teşkilatlanmaların yapılmasında, il başkanlarının, ilçe başkanlarının atanmasında genel başkanlara yetki verilir. Yani bir yetki devri oluşur. Bu yetki devri Sayın Başbakan'dayken, genel başkandayken şu neden tekrar yetkiyi almak istediler. Dediler ki eğer Sayın Davutoğlu bu yetkiyi elindeyken kongreler yapmaya başlarsa, hı hı, atamalar yaparsa, delegeleri dizayn ederse biz bunu kongrede bir daha tasfiye etmemiz, ekart etmemiz mümkün değildir. O zaman
şimdiden bu yetkiyi tekrar MHKK'ya verelim dediler ve bu bir operasyondu. Peki bu ama operasyonda da Selçuk Bey, yani sonuçta Sayın Davutoğlu Başbakan ve o parti içerisinden gelmiş bir isim. Ne olurdu yetkileri onda kalsaydı? Nasıl bir zarar görülmesinden korkuldu doğrudan Erdoğan tarafından? Şundan dolayı. Yetkiler Sayın Başbakan da Genel Başkan da kalmış olsaydı, yani Sayın Davutoğlu da kalmış olsaydı, yani kongreler yapabilir bir ay içerisinde bütün 81 vilayette ve ardından da delegeleri çok rahat bir şekilde dizayn edebilir diyerek. Çünkü Türkiye'de siyasi partiler yasası şeffaf bir yasa değil. Evet. Siyasi partiler yasası, eğer genel başkanlık elinizde ise ve istediğiniz, eğer bu yetki de sizde ise, istediğinizi il başkanı olarak atarsınız, istediğinizi il başkanlığından alırsınız. Tabii. Çeşitli gerekçelerle bunu yapabilirsiniz. Bu nedenle daha sonra kongreye gitmek, zaten sürekli olarak Sayın Cumhurbaşkanı'na şunu söylüyorlardı. Efendim, parti elinizden gidiyor. Parti nereye gidecek? Nereye gidiyor? Parti milletin partisi. Parti bir kişi tarafından ve kişiler tarafından kurulur ama partiler kişilerin değildir. Parti kişinin değildir. Partiler milletindir. Millet kurar. Tabii. Ve millet onu iktidara getirir ve millet ona oy verir. O nedenle ikinci kırılma noktası burasıydı. Evet. Ve Sayın Davutoğlu'nun tasfiye edilmesi gerekiyordu. Sayın Davutoğlu'nun yetkilerini MHKK'ya tekrar aldılar. Sayın Davutoğlu da çatışmamak için imzalamıştı o teklifi, önergeyi. Üçüncü olarak da bazı belediye başkanlarının görevden alınış şekilleri, alınış biçimleri tekrar bir kırılma noktasıydı. Cumhuriyet Halk Partili veya Muhalefet Partisi belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak ve zaman zaman bazı yerlere kayyum atanarak, bazı yerlerde de belediye başkanları görevden alındıktan sonra belediye meclis üyelerinden birisinin seçilmesini sağlayarak bu şekilde atanmalar, ama Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ait belediye başkanlıklarında istifaya zorlamak bir diğer kırılma noktasıydı. Bir diğer kırılma noktası ise, dördüncü kırılma noktası ise Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiştir. Devlet Bahçeli'nin, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın bir anda bir demeciyle beraber defakto olan durumu hukuki duruma çevirelim, defakto olan durumu olağan hale getirelim diyerek bir teklifle beraber Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte hareket ederek genel başkanlığı bünyesinde barındıran, muhtesinde deruhte eden bir genel Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi ki bu başkanlık sistemi de değildi. Başkanlık sisteminden yanaydık. Başkanlık sistemi Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi kuvvetler ayrılığı ilkesinin ilkelerinin tam ve kamil manada birbirinden ayrıldığı, aynı zamanda parlamentonun güçlü olduğu, siyasi partiler yasasının değiştiği, daraltılmış dar bölge seçim sistemiyle bütün delegelerin hakim teminatlı üyelerle delegelerin belirlenmesi, o delegelerle milletvekilliklerinin belirlenmesi ve ardından da tercihli seçim sisteminin yapılarak böyle güçlü bir parlamentonun oluşması şeklinde bir başkanlık sistemine evet diyorduk. Ama onun yerine bir Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ki genel başkanlığı da bünyesinde barındırıyordu. Bu Türkiye'nin, bu Türkiye'deki yapılan çok ciddi bir yanlışlıktı. Bu yanlışlığı görüyoruz bir yıl içerisinde. Diğer bir şey ise, diğer bir kırılma noktası ise Ayşe Hanım, nedir? Belediye başkanlığı seçimlerinde biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini hayata geçirirken bir referandum yapıldı. Ardından da milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri oldu. Evet. Bu seçimlerde ittifaklar yapılsın diyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kanunlar çıkartıldı. Bu kanunlarla beraber bu meşru, hukuki, yasal hale getirildi. Ama belediye başkanlığı seçimlerinde böyle bir düzenleme yapılmadı. Bu sefer ittifaklarla beraber partilerin dokuları bozuldu. Partiler ittifaklar yaptılar. Bu ittifakları zımnen yapmış gibi gözüktüler ama alenen milletin gözünün içine baka baka yapıldı. Oysa ki yasal değildi. Belki yasalarda bir yasak yoktu ama yasalarda olumlu bir değişiklik de yapılmamıştı. Bu da bir diğer kırılma noktasıydı. Çünkü siz Milliyetçi Hareket Partisi ile ittifak yaptınız. Oysa ki yerel yönetimlerde %50 artı bir oy alma şartınız yoktur. Evet. Yerel yönetimlerde en fazla oyu alan belediye başkanı olur ki Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı 1994 yerel yönetimler seçimlerinde İstanbul'da %24 ile belediye başkanlığını kazanmıştı. Kırılma noktaları, belli başlı kırılma noktaları bunlardır. Ve bunların ardından da bir diğer kırılma noktası da 15 Temmuz darbe girişimidir, biliyorsunuz. Evet. Bu darbe girişimi Türkiye'deki ordu, demokrasiye inanmış ordu mensupları, askerler ve polisler,
ardından siyasetçiler muhalefetiyle iktidarıyla, daha sonra yargı mensupları ve medya mensuplarıyla ve milletimizle, genlerinde Malazgirt'ten beri kahramanlık olan milletimizin sağduyusuyla ve kahramanlığıyla beraber bir darbe girişimini, Türkiye'nin işgal girişimi önlendi. Yani bir FETÖ, bir cemaat devleti ele geçirmek istedi. Önce legal olarak çıkan dini duygularla milletimizin dinini ismar, dini duygularını ismar ederek gayeye ulaşmak için her yolu mübah gören ve ardından da iktidarla dövüşmeye başladıktan sonra da başaramayınca da bir darbeyle bir çıkış yolu arayan bir yapıya karşı bu direniş gösterildi. Bu direnişten sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türkiye yönetilmesi gerekirken kanun hükmünde kararnamelerle Türkiye yönetildi. Oysa ki o gün ben şunu söylemiştim parti yetkililerine. Demiştim ki bir darbe girişimi oldu. Bütün darbelerin arkasında egemen güçler vardır. Ve bu egemen güçler Türkiye'yi dizayn etmek istemektedirler. Her darbe girişimi veya her darbe Türkiye'nin demokrasisine zarar verdi. Demokratikleşmemizi önledi, içselleştirmemizi önledi. Aynı zamanda ekonomimize zarar verdi. Enflasyonu artırdı, gelir dağılımında dengesizliği meydana getirdi ve paramızın değerini kaybettirdi. Bir diğer hususta milletleşme sürecimizi dumura uğrattı. Yani evet, kültürel savunmaları meydana getirdi. O nedenle bu darbeye karşı, bu bugünkü darbe de egemen güçler tarafından, birileri tarafından kullanıldı bu insanlar ve darbe yaptırılmak istendi. Karşılıklı menfaatleri de olabilir. Gelin Türkiye'yi iktidar muhalefet beraber yönetelim. 2 yıl boyunca gerek FETÖ'yü, gerekse de ki bölücü terör faaliyetlerini, terörist faaliyetleri, gerek Türkiye içerisinde gerek Türkiye dışındaki, gerekse de ki o gün darbeyi yapmak isteyen FETÖ'cü örgütü Avrupa'ya gelin CHP ile beraber anlatalım. Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber anlatalım. Parlamentodaki milletvekilleriyle beraber anlatalım. Sonra da bölücü terör örgütüyle mücadele edelim ve Türkiye'yi demokratikleşme noktasında, hukukun üstünlüğü noktasında, insan hakları noktasında veyahut da gelir dağılımı, eğitimde fırsat eşitliği ve gelir dağılımında adalet noktasında zirveye taşıyalım dedim. Ama orada daha çok muhalefetle birlikte yapmak yerine tekrar kamplaştırıcı, kutuplaştırıcı bir siyaset dili kullanılmak istendi. Bu da aynı şekilde kırılma noktalarından bir tanesiydi. Burada da çok ciddi şekilde parti yetkililerine inandıklarımı söyledim. Bunu ne zaman tecrübelerimi aktarmaya çalıştım. Çünkü siz de darbe komisyonunda başkan vekilliği yapmıştınız. Darbeyi araştırma komisyonunda. Bunu o zaman mı dile getirdiniz? Çünkü o zaman muhalefetten de bu komisyona yönelik eleştiriler de gelmişti. Hayır. Henüz bu komisyon kurulmadan önce dile getirdim. Zaten darbe gecesi de ilk defa darbe oluyor diye tweet'i ben attım. Evet. Sayın Başbakan'ı arayarak, milletvekillerini, bakanları, danışmanlarımı arayarak, inandığım kişileri arayarak sokaklara çıkalım. Bir grup darbe yapıyor. Tırnak içinde söylüyorum, paralelci yapı, cemaat denilen, adına cemaat denilen yapı darbe yapıyor. Bunlara karşı direnelim. Türkiye'de vesayetçi yapılara karşı bugüne kadar direndiğimiz gibi bundan sonra da direnelim ve Türkiye'de batıya dönelim. Türkiye'de demokrasi vardır. Türkiye'yi bir cuntacılarla, Türkiye'yi kirli ve şantajcı medyayla, Türkiye'yi kirli ve şantajcı sermayedarlarla, Türkiye'yi kirli ve şantajcı medya patronlarıyla iyileri tenzih ederim. Veyahut da bir cemaatle yöneteceğinizi inanıyorsanız yanılıyorsunuz. Türkiye'de muhatabınız Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Siyasi iradedir diyelim demiştim. Ardından da parti yetkilileriyle görüştüğümde ve bunları dile getirdim. Ben zaten inandıklarımı milletvekili olduktan sonra parti içi disipliner riayet ederek parti içi demokrasiyi çalıştırdım. İnandıklarımı ya yazarak raporlar halinde sundum başbakana, cumhurbaşkanına, parti yetkililerine veyahut da sözlü olarak toplantılarda dile getirdim. Beşeri münasebetlerde medeni çizgiyi aşmadan, sınırları aşmadan bunları dile getirerek inandıklarımı söyledim. Çünkü ben uzun yıllardır siyaset yapıyordum. 12 Eylül öncesini görmüşüm. 12 Eylül sonrası bedel ödemişim. Daha sonra da Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'yla siyaset yaptım 17 yıl boyunca. Ardından da burada siyaset yaptım. Yani doğrusu şuydu. Türkiye'de demokrasiyi içselleştirmek, hukukun üstünlüğünü hakim kılmak, devlet piramidini liyakat ve ehliyet esasına dayalı olarak inşa etmek, cumhuriyeti de demokrasiyle taşlandırmak, hukuku da adaletle buluşturmaktı. Doğrusu buydu. Çıktığım televizyonlarda veya meclis kürsülerinde, komisyonlarda da veya meydanlarda, çeşitli vesilelerle konuştuğum zamanlarda
daima bunlara atıfta bulundum, dolaylı ve dolaysız olarak. Neden? Türkiye zengin olsun, Türkiye özgür olsun. Türkiye kişinin değildir efendim, devlet kişinin değildir. Devlet bir partinin değildir, devlet bir mezhebin değildir, devlet bir meşrebin değildir, devlet bir ekolün, okulun, cemaatin değildir. Devlet milletindir. Milletin olan devlet, güçlü devlet demektir. Ne kadar çok kişi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne benim devletim diyorsa, o devlet o kadar çok güçlüdür. Eğer bu devlet benimdir diyenler ağır ağır, yavaş yavaş azalıyorsa veya hızlı hızlı azalıyorsa, o devleti yönetenlerin çok ciddi şekilde yeniden kendilerini sorgulaması, öz eleştiri yapması ve eleştirilere kulak vermesi gerekiyordu. Bugün Türkiye'de herkes bu devlet benimdir diyebileceğimiz bir noktaya gelmemiz gerekiyor. Bunu kimle yaparız? Bunu siyasilerle yapacağız, bunu medyayla yapacağız. Bunu kiminle yapacağız? Bunu akademiyle, üniversiteyle yapacağız. Bunu sivil toplum kuruluşlarıyla, halkımızla birlikte yapacağız. Üniter yapı içerisinde birlikte daha çok konuşmanın, daha çok fikir teatilerinde bulunmanın yollarını araştırmalıyız. Zaten İslam itikatta birlik ister, fikirde birlik istemez. Cumhuriyette fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller ister. Ve bize der ki konuşun der, fikirlerinizi söyleyin. Katılmıyor olsak bile fikirlerinizi söylemenize mani olmayacağız ifadesini belirtir demokrasi. Demokrasi şeffaflık rejiminin adıdır. Demokrasi açıklık rejiminin adıdır. Demokrasi bir köleler, efendiler nizamı değildir. Bu açıklık rejimi de, şeffaflık rejimi de inşa edildikçe insanınızı mutlu edersiniz. Avrupalılar bunu yaptılar. Avrupalıların başka ülkelerdeki emperyalist düşüncelerine katılmam. Ama Avrupalıların kendi ülkelerinde, yani Hollanda'nın, Almanya'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin, İtalya'nın veya bir başka ülkenin yaptıklarını biliyoruz. Hı hı. Onlar 2. Cihan Harbi'nden sonra, hatta 1. Cihan Harbi'nde çok ciddi bedel ödediler. Ardından 2. Cihan Harbi'nde 65 milyon insan öldü. 100 milyon kişi yaralandı. Taş üstünde kalmadı Londra'dan Moskova'ya kadar ve oradan Sofya'ya kadar, Madrid'e kadar. Ama bu kısa dönem içerisinde insan haklarında, hukukun üstünlüğünde, demokrasi de çok ciddi, özellikle liyakat ve ehliyeti devlete taşıma noktasında, yani meritokrasiyi inşa etme noktasında çok ciddi hamleler yaptılar. Bugün Türkiye bunu yapabilirdi. Darbeler buna engel oldu. Hatta şunu söyleyebilirim Ayşe Hanım, çok partili hayata geçmek doğruydu. Bütün o günkü siyasi aktörleri rahmetle anarım. Menderes'i de, İnönü'yü de, o gün Celal Bayar'ı da, o gün Osman Bölükbaşı'yı da rahmetle anıyorum. O gün demokrasiyi içselleştirmek adına, çok partili hayatı inşa etmek adına. Ama o çok partili hayatta partiler araç değildi, amaç haline dönüştürülmüştü. Liderler de sadece sözcü değildi. Bir noktada layüsel, haşa, Allah layüseldir, tartışılamazdır. Liderler tabu haline dönüştürüldü. Tabu olan liderleri kabul etmemek gerekiyordu. Partiler araç dememiz gerekiyordu. Birbirlerinden kız alıp kız vermediler, aynı mezarlıklara gömülmediler ve aynı camilerde namaz kılmadılar ve bunun sonucunda da çok ciddi bir kamplaşma meydana geldi. Sonucunu biliyoruz, 1960 darbesi. Sonra sağ sol kavgaları meydana geldi Türkiye'de. Bu da aynı şekilde konuşmamız gerekirken bizi konuşturmadılar. Bizim adımız delikanlıydı. 18 yaşındaydık, 19-20 yaşındaydık. Bize konuşmayı, tartışmayı, iş işaretmeyi değil, tanışmayı değil, kavgayı öğrettiler. Bunda da gerek askerlerin, gerek siyasetçilerin, gerekse de medyanın çok ciddi veballeri vardır. Ondan sonra 1980 darbesi oldu. Sonra da Türkiye'de biliyorsunuz Alevi-Sünni kavgalarını teşne etmek istedi. Gerek içte, içerideki uzantılar, gerekse de egemen güçler ve vesayetçiler. Sonra da biliyorsunuz bir Kürt-Türk kavgası inşa etmek istediler. Bunların hepsi Türkiye'nin demokrasi içselleştirmesini engelledi, Batı'ya benzemesini engelledi. Batı'nın hukukunu, Batı'nın insan haklarını Türkiye'de inşa etmemizi engelledi. Bugün geldiğimiz noktada da Türkiye çok ciddi sıkıntılar içerisindedir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'ye bir huzur vaat etmemiştir. Efendim bir yıl oldu denebilir ama Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, yani genel başkanlığı bünyesinde barındıran bir hükümet sistemi doğru değildir. Ben de oy verdim, vermemeliydim. Zaten yazdım ve açıkladım. Evet. Milletimden özür diliyorum. Milletim beni bağışlasın. O gün milletvekilleriyle çok daha fazla teşvikli mesaide bulunarak doğru bir başkanlık sistemi veya parlamenter sistemin, 79 yıldır uyguladığımız parlamenter sistemin aksiyon yönlerini revize ederek, restore ederek Türkiye'de kişi devleti olmaktan Türkiye'yi çıkartmak, mezhep devleti olmaktan, meşrep devleti olmaktan,
aile devleti olmaktan Türkiye'yi çıkartmak ve milletin devleti haline dönüştürmek için hepimiz ciddi sorumluluklar alabilirdik. O gün bunu yapamamanın vicdan azabını taşıyorum. Ama buradan sesleniyorum bu kanal vasıtasıyla ve başka kanallarla da söylüyorum. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini değiştirmeyecekler ama bu doğru değil. Burada makyajla veya çeşitli küçük dokunuşlarla sistemin aksayan yönleri bunlardır demek doğru değildir. Bunlar tarihi unsurlardır. Tarihi meselelerle uğraşmamak, asli meseleyle uğraşmak gerekir. Asli mesele de bellidir. Bu sistem bir yıl içerisinde başarısızlığıyla, her konudaki başarısızlığıyla, işsizlik artmasıyla, yoksulluğun artmasıyla, yasakların artmasıyla, demokrasinin içselleştirilmemesiyle, Türkiye'deki dış politikadaki sıkıntılar nedeniyle veya istihdam problemleri, yatırımların Türkiye'den başka ülkelere gitmesi veya başka ülkelerden Türkiye'ye çok ciddi yatırımların gelmemesi nedeniyle, Türkiye'deki adaletteki problemler nedeniyle, hukukun adalette tanışmaması nedeniyle bu sistemin Türkiye'nin, Türk demokrasisinin bünyesine uygun olmadığı da açık ve açık ve aleni bir şekilde ortaya çıkmıştır. Ben buradan yetkililere sesleniyorum. İnatçılık yapmasın kimse. Türkiye'de akil insanlarla oturulsun ve konuşulsun. Parlamentoda yeniden bu sistem gözden geçirilsin. Ya tam bir başkanlık ya tam bir parlamenter sisteme dönerek Türkiye'yi rahatlatalım. Türkiye kamplaşmanın ve kutuplaşmanın yaklaşık 70 yıldır bedelini ödüyor. Bundan sonra kamplaşmak ve kutuplaşmak yerine herkes mezhebini taşıyarak, etnisesini söyleyerek, fikrini söyleyerek, cemaatini söyleyerek, meşrebini söyleyerek, partisini söyleyerek ama hepimiz Türkiye için, üniter yapı için çalışırız. Biz Türkiye'yiz. Bütün partiler Türkiye'dir. Biz birlikte Türkiye'yiz sloganını, sözünü hayata geçirmemiz gerekir diye düşünüyorum. O nedenle kırılma noktaları bunlardı. Bu kırılma noktaları Türkiye'de bir arayışa bizleri sevk etmiştir. Bir de Adalet ve Kalkınma Partisi'nde genellikle milletvekilleri belirlenirken ciddi temayüller yapılır, STK'ların görüşleri alınır, ciddi anketler yapılırdı. Evet. Son iki seçimdir Türkiye'de anketlere çok fazla iltifat edilmediği, itibar edilmediği, temayüllere çok ciddi şekilde itibar edilmediği, sivil toplum kuruluşlarına da hemen hemen danışılmadığı şeklinde. Yani AK Parti şeffaflığını bir noktada yitirdiği için liyakat ve ehliyet esasına dayalı değil de daha çok sadakat esasına dayalı bir noktaya doğru evrildiği için de ciddi kan kaybediyor. Son seçimlerde bunu göstermiştir Ayşe Hanım. Gerek 31 Mart seçimleri gerekse de 23 Haziran evet. seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi ciddi şekilde kan kaybetmiştir. Biz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendisine çeki düzen vermesini, tekrar fabrika ayarlarına dönmesini isteriz. Ben Meral Akşener parti kurduğu zaman bana sormuşlardı, Meral Hanım parti kuruyor, ne dersiniz? Herkesin parti kurma hakkı var. Ben başkalarının ne yaptığına bakmam. Benim ne yaptığım önemlidir. Neler yaptığım ve neler yapmak istediğim ve neler yapacağım önemlidir. Ben kendim fikirlerimle, eylemlerimle ortaya çıkarım. O nedenle şimdi de aynı şekilde bir başkasının kendisine çeki düzen vermesi, fabrika ayarlarına dönmesi, aynen Necip Fazıl'ın söylemiş olduğu gibi benim ifademe hızım olur. Nasıl ki gündüz geceye muhtaçsa ben de bu tür güçlü yapılara muhtacım ve bu güçlü yapılarla da mücadele etmekten hoşlanırım. Ve bu mücadele etmek de aynı zamanda Türkiye'nin şeffaflaşmasına, demokratikleşmesine, hukukun üstünlüğünün hakim kılınmasına vesile olur diye düşünüyorum. Şimdi fabrika ayarlarına dönmesi çağrısını yaptınız ama bir yanıyla da bunun olmayacağını da aslında hep beraber görüyoruz. Şimdi bu mücadeleye girerken siz nasıl yürüteceğinizi sormak isterim. Çünkü şöyle bir şey var. Demin siz de bahsettiniz. Türkiye'de artık bir korku iklimi söz konusu ve kutuplaştırıcı bir dil söz konusu. Özellikle siz zaten Sayın Davutoğlu ile beraber hareket ediyorsunuz. Sayın Davutoğlu'nun Konya'daki son ziyaretinde bir derneğe yaptığı ziyaret sonrası dernek başkanına yönelik baskıyı da biliyorsunuz. Sayın Erdoğan'ın doğrudan ihanet suçlamasını ve bedelini ağır öderler demesini de biliyorsunuz. Pelikan grubunu zaten biliyorsunuz ki yeniden canlandı ve Sayın Erdoğan'ın Pelikanları ziyareti de çok anlamlıydı Pelikan grubunu. Ve şimdi de bugün Aydın Ünal'ı hedef aldılar. Nasıl bir süreç bekliyor sizi? Nasıl baskılarla mücadele edeceksiniz?
Tehditler ne yönde geliyor size diye açıkça sorayım. Şimdi tehditler veya baskılar bizi yıldırmaz. Biz risklerle dolu bir hayatın içerisinden geliyoruz. Biz 12 Eylül'leri yaşadık. 28 Şubat'ları yaşadık. Bir parti kuruluşu içerisinde yer aldım ben Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'yla beraber. 28 Şubat döneminde 3 defa üniversitelere atıldım. 12 Eylül'de Kenan Evren'in cuntacıların cezaevlerinde kaldım. Tutsağıydım. Orada 7 yıl cezaevinde kaldım. Uzun dönem işkenceler gördüm. Ardından da Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katıldıktan sonra da bir noktada hep inandıklarımı söyledim. Mücadele ettim. Orada da inandıklarımı söyledim. Orada da inandığım konuşmalar yaptım. Parlamentoda, kürsülerde, komisyonlarda inandıklarımı yapmaya çalıştım. Siyasi partiler yasasının çerçevesi içerisinde. O nedenle hiç kimse hukukun dışına çıkmasın. Bakınız, hukukun dışına çıkanların akıbetleri ortada. Hukukun dışına çıkanlar 12 Eylül'de hukukun dışına çıktılar. Kenan Evren ve arkadaşları yaklaşık 30 yıl sonra yargılandılar. Eğer ölmeseydi Tahsin Şahinkaya ile beraber rütbeleri sökülecek. Er rütbesiyle yargılanacaklar ve müebbet hapis almışlardı biliyorsunuz. Evet. Türkiye'de hukukun dışına çıkarsanız, nasıl ki 28 Şubat döneminde hukukun dışına çıkanlar yargılanıyorsa, zaman aşımında uğrayarak veyahut da yaşları nedeniyle kenarda tutuluyorlarsa veyahut da çeşitli dönemlerde hukuksuzlukları yapanlar yıllar sonra da olsa AK Parti'nin kurulduğu dönemlerdeki hukuksuzlukları biliyoruz. İşte bu FETÖ'nün kendilerine cemaat denenlerin yaptıklarıyla beraber şimdi çok ciddi şekilde yargılanıyorlar. Aynı şekilde Fethullah Gülen hareketi görünüş kısmıyla, görünen buzdağlarının görünen kısmıyla meşru bir davranış, hukuki bir davranış, ahlaki bir davranış olarak gözüküyorlardı ama görünmeyen kısmıyla da devleti ele geçirme çalışması ve çeşitli hukuku da kullanarak, demokrasinin imkanlarından istifade ederek devleti ele geçirme çalışması yaptıklarını da 17-25 Aralık sonrası ve de 15 Temmuz'la beraber de bariz bir şekilde gördük. Bugün de bedel ödüyorlar. Onun için aynı şekilde gerek pelikancılara sesleniyorum. Yani hiçbir kimse Türkiye'de hukukun dışına çıkmasın. Fake hesaplarla insanları itibarsızlaştırmaya, yalanlarla, iftiralarla siyasetçileri itibarsızlaştırmaya veya siyaset kurumunu seviyesini düşürmeye kalkmasın. Zaten Türkiye'de siyasetçiye olan güven az. Türkiye'de siyaset kurumuna olan güven oldukça azalmaya başladı. Ve bu birazcık Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk dönemlerdeki başarılarıyla, parlamentodaki muhalefetle birazcık seviye yükselmişti. Tekrar yeniden bu seviyeyi düşürmeye kimsenin hakkı yok. Türkiye parlamentoyla yönetilecek. Türkiye siyasetçileriyle yönetilecek. Türkiye'de siyasetçi kaliteli olacak. Liyakatlı ve ehliyetli olacak. O nedenle burada bir muhtarın Sayın Davutoğlu'na resim çektirildi diyerek bir belediye başkanı tarafından çağrılıp görevi bıraktırılmaya zorlanmak veya bundan sonra sana yardım etmeyeceğim demek veya Sayın Davutoğlu'nun çeşitli akrabalarına baskılar yapmak, bunlar doğru değil. Men dakka dukka, Arap atasözüdür. Çalma kapımı, çalarlar kapını. O nedenle ben herkese sesleniyorum. Hukukun dışına çıkmayacağız. Türkiye'de yargı bağımsız olacak. Yargı perisinin gözleri kapalıdır. Türkiye'de bugün de yazdım. Üç şey tarafsız olacak. Üç şey, bir ordu, evet. İki Türkiye'de yargı, üç Diyanet Teşkilatı yani din kurumu. Bu üç kurum tarafsız bir kurum olarak tecelli edecek, ortaya çıkacak. Ha, diğer kurumlar taraflı mı olacak? Hayır, diğer kurumlar bir partiyle beraber gelirler. Bedelini sandıkta öderler. O kurumlar da liyakat esasına dayalı sistemde tarafsız olacak ama fikirlerini söyleyebilirler, düşüncelerini söyleyebilirler. Ama ordu kalkıp şuradanım buradanım diyemez. Yargı şuradanım buradanım diyemez ya. Adalet perisinin gözleri kapalı ve elinde de bir terazi vardır. Bu o nedenle ben herkese şunu söylemek isterim. İşte Türkiye'de 3 tane kırılma noktası var efendim, bir de siyasette. Bu 17-25 Aralık, özür dilerim, 15 Temmuz sonrası milletçe ayağa kalkmıştık. Ama burada daha sonra birileri bu milletle Türkiye yönetmek yerine ben burada çeşitli kuruluşlarla, legal illegal kuruluşlarla yönetmeye kalkarım. Burası bir partinin olur, bu devlet bir partinin olur, bu devlet bir kişinin olur, bu devlet bir zümrenin olur demeye çalışırsanız orada ciddi problemlerle karşılaşırsınız. Bugün
Türkiye milletindir, devlet milletindir. Bu üç tane de kırılma noktası vardır Ayşe Hanım, hı hı, bu dönem içerisinde. Bir, Meral Akşener'in parti kurmasıdır. Evet. Meral Akşener'in direnmesidir. Sayın Akşener'in ve %10 civarında bir oy alabilmesidir. Hı hı. Her türlü baskıya, her türlü korkutulmaya karşı, tehdide karşı. İkinci kırılma noktası 31 Mart seçimleri ve 23 Haziran seçimleridir. Evet. Burada çeşitli yerlerde muhalefet partilerinin belediye başkanlarının kazanmış olmaları ve Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul seçimlerini çok farklı bir şekilde kazanmasıdır. Evet. Üçüncü kırılma noktası da daha önemlisi, bence bunlar önemlidir. Sayın Davutoğlu'nun bir manifesto ile çıkarak, hı hı, eleştirilerde bulunması, nepotizmden başlayarak liyakat ve ehliyet esasına dayalı bir devlet sistemini, devlet piramidini inşa edelim demesine kadar ve aynı zamanda öz eleştiri yaparak eleştirilerle bir yol göstericilik yapmaya çalışmış olması, İstanbul'da, Ankara'da, Konya'da, Diyarbakır'da, Elazığ'da yaptığı konuşmalar, hı hı hı, ve en son olarak da Elazığ'da yapmış olduğu konuşma, biliyorsunuz, çok önemli ve ardından da 3 televizyoncuya yapmış olduğu 3 saatlik konuşmayla, evet, birlikte bir Türkiye'nin daha çok demokratikleşmesi, Türkiye'de hukukun hakim kılınması ve Türkiye'de her türlü fikrin teröre bulaşmamak şartıyla, terörü teşvik etmemek, terörü kutsamamak ve teröre terörle iltisakın olmaması şartıyla her fikrin çok çok rahat bir şekilde bu ortamda dile getirilmesinin demokrasi olacağını söylemiş olması çok önemliydi. Söylemeye devam edeceğiz. Konuşmaya devam edeceğiz. Türkiye demokratikleşsin istiyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi nasıl ki başlarken vesayetçiliğe meydan okuduysa, bugün de Türkiye'de birileri vesayetçiliğe soyulmak istiyor. Bunun adı Pelikan olur. Bunun adı bir sendika olur. Bunun adı herhangi bir grup olur. Bunun adı herhangi bir cemaat olur. Evet. Türkiye'de hiç kimse vesayetçiliğe soyulmasın. Türkiye'de herkes demokrasiye inansın. Fikir özgürlüğüne inansın. Basın özgürlüğüne inansın. Fikir, inanç ve teşebbüs hürriyetine inansın. Eğitimde fırsat eşitliğine, gelir dağılımında adalete inansın. Türkiye'nin 1000 yıllık tarihine, Türkiye'nin 2000 yıllık tarihine, Türkiye'nin 5000 yıllık tarihine inansın veya Cumhuriyet'in 95 yıllık tarihine inansın ki başlarken dediniz ki Adalet ve Kalkınma Partisi 18. yaşını kutluyor, evet, demiştiniz. Hı hı. Bu sloganda hep 18 yaşındayız diyorlar. Bu sloganı önce ben dile getirmiştim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne 95 yaşında diyorlar ama 18 yaşındadır. 1000 yıl geçer yine 18 yaşındadır. 2000 yıllık Anadolu'da 1000 yıl. Tarih sahnesine çıktığımızdan itibaren birilerine göre 5000 yıllık tarihimiz var. Ama 18 yaşındayız. Bir 5000 yıl sonra da yine 18 yaşındayız demiştim. Hep 18 yaşındayız. O nedenle bu cümleler de benden alınmış. Bir telif ücreti de var gibi gözüküyor. Selçuk, evet, Beyaz'da size sormak istediğim çok soru vardı ama süremiz maalesef doldu. Ama şunu sormak isterim. Başka bir programda aslında sizi yine almak isterim. Çünkü soracağım sorular var, onları da konuşmak isterim ama şunu açabilir misiniz? Davutoğlu'nun akrabalarına baskıdan bahsettiniz. Ne yönde baskılar bunlar? Dünürü İstanbul Ticaret Odası Başkan, evet, Vekiliydi. Hı hı. Ve çeşitli kurumlardan ilk defa olarak, Cumhuriyet tarihinde ilk defa olarak denetim mekanizması altında giderek birilerine istifa etmesi, evet, şahsın istifa etmesi veya görevden alınması, hı, çağrısında bulundular. Ve şahıs da istifa etti. Hı hı. O nedenle bunlar doğru değil. Hı hı. Ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nin vicdanına seslenmek istiyorum. Bakın, size yapılanları tasvip etmediniz. 28 Şubat'ta çok ayıplı işler yapıldı. Bir yandan milliyetçilere veya sağcılara ve solculara, tırnak içinde söylüyorum bu sağcı ve solcu kelimesini, devrimcilere ve ülkücülere 12 Eylül'lerde zulümler yapıldı. Hı hı. Bunların direnişini gösterdik. Yıllar sonra anayasa değişikliği olsun 2010'da diyerek çıktık, challenge yaptık, meydan okuduk. 28 Şubatçılar aynı şekilde geldi. 28 Şubatçılara karşı bir parti iktidar oldu Türkiye'de ve kendisine yapılanları başkalarına yapmaması gerekiyor. Ve burada adaletten, vicdandan, ahlaktan ayrılmamamız gerekiyor. Bakın, hepimiz Türkiye genellikle %95 ile %90 ile Müslümandır. Türkiye, affedersiniz, Türkiye Müslümandır ve Peygamber Efendimiz şunu söylüyor: ben üstün ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Yani en üstün ahlakı tamamlamak üzere ben şurada şu devleti kurmak,
burada bu zenginliği inşa etmek, burada şunu devlet yapmak için gönderildim demiyor. En üstün ahlakı, ahlak genel manasıyla herkesin dürüst olması, herkesin şeffaf olması demektir. Özgür olması demektir ahlak. Ve evet. bu ahlakı inşa etmek isteyenler bugün Türkiye'de nasıl kendileri parti kurdularsa başkalarında parti kurma hakkı var. Herkesin Türkiye'de dernek kurma, radyo kurma, gazete kurma hakkı var. Ve fikirlerini çok rahat bir şekilde söyleme hakkı var. Eğer Adalet ve Kalkınma Partisi 18 yıllık yaptıklarına güveniyorsa ve bizi de bir boş çuval olarak değerlendiriyorsa, ki boş çuval olmadığımızı bu yaşadığımız süre içerisinde bize karşı söylemlerle, bize karşı yapılanlarla gözlemliyoruz. Ve diyoruz ki lütfen kendinize güvenin. Burada vicdanlı olun. Lütfen siyaseti şahsileştirmeden yapalım. Siyaseti iftira mekanizmasıyla, yalan mekanizmalarıyla veyahut da kişiliklerimize saldırılarla yapmayalım. Bütün herkes bunu zannetmesin ki bugün güçlüyüm, yarın bunların hesabını vermem. Türkiye'de kim hukuksuzluk yaparsa, kim yolsuzluk yaparsa, kim haksızlık yaparsa, kim devlet imkanlarını ailesine, akrabalarına peşkeş çekerse, bunun hesabını gerek sandıkta, gerekse de hukukun önünde verir. Bazen zaman aşımına uğrarsınız ama vicdanlarda zaman aşımına uğramazsınız. Önemli olan bu sokaklarda özgür bir şekilde, rahat bir şekilde gezebilmektir. Demirel yıllar önce bana şunu söylemişti. Bu günün sokak caddeye bakıyordu. Bakın dedi, burada ben Türkiye'de %50 sever beni, %50 sevmez. Ama buraya daha bir kurşun sıkılmadı, bir taş atılmadı, bir domates atılmadı, bir yumurta atılmadı. Evet. Selçuk Bey, siyaset yapacak gibi gözüküyorsun. Sen de siyaset yaparken kendine yumurta attırma, kendine domates attırma demişti. Ben siyasetimi yaparken de Manisa'da ve Türkiye'de kendime domates attırmadan yaptırmaya çalışıyorum. Yaptırdım ve yaptırmadım. O nedenle her siyasetçi lütfen hukuktan ayrılmasın ve güce değil hakka inansın, hukuka inansın. Selçuk Bey, çok teşekkür ediyorum. Görüşmek ben üzere. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Evet, öyle görünüyor ki siyasette kartlar yeniden karılacak ve Eylül ayı kritik bir ay olacak. Şimdi süremizi biraz açtık. Yeni başka bir konumuz daha var çünkü. Bir KHK'nın hikayesini anlatacağız. Daha doğrusu bir KHK'nın hikayesi üzerinden KHK mağdurlarının yaşadığı dramı ekranlara getirmeye çalışacağız. Malum 15 Temmuz darbe girişimi sonrası KHK'larla yüz binin üzerinde insan işlerinden atıldı, açlığa mahkum edildi. Yurt dışına çıkışlarına izin verilmedi. Maalesef 60 kişi intihar etti. Bir komisyon kuruldu mecliste mağduriyetleri gidermek için ama bu komisyonun da aslında göstermelik olduğu ortaya çıktı. Şimdi bu KHK mağdurlarından bir tanesi Sezgin Yurdakul. Sezgin Yurdakul tam 19 yıl boyunca İstanbul şehir hatlarında çalıştı. 23 Aralık 2016'da da KHK'yla işine son verildi. Sosyal medyadan aslında Sezgin Bey'i ben tanıdım. Çünkü bu salı günü bir basın toplantısı yapacaktı ve basın toplantısı çağrısında küçük kızı yaptı. Önce onu izleyelim, sonra Sezgin Bey'le devam edelim. Hak, hukuk, adalet için yapacağımız basın açıklamasına hepinizi bekleriz. Sezgin Bey, merhaba. İyi akşamlar Ayşe Hanım. İyi akşamlar. Sezgin Bey, sizin hikayenizi dinlemeden önce şunu sormak isterim. Şimdi kızınız kaç yaşında? 8. 8 yaşında bir çocuğa hak, hukuk, adalet mücadelesi yaptıran bir süreçte yaşıyoruz ne yazık ki. Kızınız KHK'lı olmanın ne demek olduğunu biliyor mu? Çok iyi biliyor. İşten çıkarılmadan önce benim kızım 2016 tarihinde 5 yaşındaydı. Hı hı. O sene ana sınıfına başlayacaktı. İşten çıkarılma sürecinde tabii Türkiye'de biliyorsunuz ana sınıfı da devlet okulda olsa belli bir ücrete tabi. Ve ben kızımı ana sınıfına gönderemedim. Yani kızım eğitiminden bir sene geri kaldı. Bu yüzden aslında o da o yaşında, daha 5 yaşında kendi eğitim hayatından bir sene feragat ederek KYK'nın ne olduğunu, KYK mağduriyetinin ne olduğunu
en az bizim kadar yaşadı. Evet. Ve sonraki süreçte yaptığımız eylemlerde de yine aynı şekilde hep yanınızdaydı. En temel bir insanın talebi, okula gitmek istiyorum talebiyle o da bizimle eylemlere katıldı. Bu mücadelenin içinde yer aldı en başından beri. Sezgin Bey, siz şehir hatlarında kaptandınız değil mi? Gemiciydiniz. Peki, evet. Bir gün işten atıldınız ve iş yerinde kurumdaki bir soruşturmadan geçtiğinizi ben okudum sizin şeyleri. O süreci anlatabilir misiniz? Size ne soruldu? Neyle suçlandınız? Evet. 15 Temmuz'dan bir ay sonra 16 Ağustos tarihinde birkaç gün öncesinden beni aradılar. Şehir Hatları İşletmesi İnsan Kaynakları bölümünden. Hı hı. Dediler işte 16 Ağustos tarihinde saat 9'da gelir misin işletmeye? Tabii ben anlamıştım mevzuyu. Çünkü benden önce de birçok kişiyi çağırmışlardı o süreçte. Tabii suçumu da biliyordum tırnak içerisinde. Çağırdılar. Bir sorgu odası kuruldu Şehir Hatları İşletmesi'nde. Orada 3 tane müdür ve siz karşısında oturuyorsunuz. Sanki böyle bir nasıl diyeyim... Polis sorgusu gibi. Yani gerçi ben polis sorgusu nasıl oldu, nasıl olur onu da hiç yaşamadım ama muhtemelen öyle bir şeydi. Yani size her şeyi soruyorlar. Yani benim suçlandığım konular kızımın okulu ve banka hesabımdı. Hı hı. Bana neden kızımı o okula, kapatılan okula gönderdiğimi sordular. Dedim ben, benim kızım 2013 yılının Mayıs ayında, yani hani milat olarak kabul edilen 17-25 Aralık'tan 6-7 ay önce okul bir bursluk sınavı yaptı. 1100 öğrenci katıldı ve benim kızım orada 4. oldu. %75 burs kazandı. Okul evime çok yakın, yani bir yürüme mesafesi 500 metrelik bir okul. İyi bir eğitim veriliyordu. Ya bu kriterleri göz önüne aldım ve 4 yıllık bir burstu. Çok makul bir fiyata okuttum kızımı. Bu yüzden dedim kızımı bu yüzden okuttum. Ondan sonra işte neden bankada hesabım vardı? Şunu söyledim, yani ben hayatım boyunca şehir hatlarına girdikten sonra diyeyim 98 yılından itibaren yani çok böyle dindar, dini vecibeden yerine getiren bir insan değilim ama en azından bu konuda biraz hassastım ve Allah bana nasip etmedi. Hiçbir dönem faiz veren bir bankadan kredi çekmedim veya oraya bir para yatırmadım. Hep Türkiye'deki biliyorsunuz 4-5 tane böyle şey var, faizsiz bankacılık yapan kurum var. Onlarla çalıştım. Dedim bu dedim özellikle ben paramı bankasaya yatırmadım. 17-25 Aralık milat dedikleri tarihten önce de sonra da ben diğer bankalara, işte Türkiye Finans, Kuveyt Türk, Albaraka Türk, onlara da para yatırdım. Onlardan da para çektim. Yani suçladıkları işte başka kızı, çocuklarımın yaşına kadar isimlerini sordular. Çocuklarınızın isimlerini de İsimleri nedir, yaşı kaçtır, eşiniz herhangi bir toplantıya gitti mi, birileriyle görüştü mü, siz görüştünüz mü, hayır görüşmedim, ben sadece okula işte 3 sene okudu benim kızım orada. Sadece veli toplantılarına giden bir insandım, yani diyaloğum da çok sınırlıydı. Peki onun bir şey haricinde... soracağım Sezgin Bey, size Bankasya'yı sorarken kurumdaki maaşlar Bankasya'dan mı yatırılıyordu? Bir dönem... Personelin bir kısmının maaşları Bankasya'dan ödendi 17-25 Aralık öncesinde. Hı hı. Fakat şöyle bir enteresan durum var. Benim kızım orada 3 sene okudu. 2013, 2014 ve 2015 yıllarında 2016 Mayıs ayına kadar okudu. Hı hı. Ve çalıştığım kurum 3 yıl boyunca, yani milat olarak kabul ettikleri 17-25 Aralık öncesi ve sonrası, her sene Eylül ayında okullar açıldığı zaman biz giderdik, o personel, çocukları okuyan varsa veya kendisi işte üniversite eğitimi görüyorsa okula giderdik, okuldan bir öğrenci belgesi alırdık. Evet. İşte belgenin üzerinde hangi okul olduğu, çocuğun ismi, hangi sınıfta okuduğu, her şeyisi var. Bu belgeyi alırdık, çalıştığımız kuruma, insan kaynakları bölümüne verirdik. Onlar da bize senede bir defa almak üzere cüzi bir miktar, böyle 150-200 lira bir eğitim yardımı yaparlardı. Evet. Yani burada şey önemli değil. Hani diyebilirler ki yani cüzi bir miktar ama bu süreçte biz gördük ki Bankasya'ya 50 lira yatıran da işten çıkardılar. Evet. Veya işte kimse yok mu derneği, ne telefonla 5 liralık SMS atan insanı da işten çıkardılar. Hı hı. Şimdi siz bu kurum, bu müdürler, bu şehir hatlarının müdürleri, eğer ben
bunu defalarca sordum yazılı olarak Büyükşehir Belediyesi üzerinden kuruma sordum. Dedim hani ben suçluysam bundan dolayı okuldan dolayı ihraç gerekçesi ise peki burada şeyin suçu ne? Yani kurumun suçu ne? Bana eğitim yardımı yaptılar. Hiçbir standart işten çıkarılma gerekçemi kopyala yapıştır geri gönderdiler. Hı hı. Böyle enteresan durumlar da var. Yani siz beni okuldan sebep işten çıkarıyorsunuz ama bana 17-25 Aralık milat diyorsunuz. Sonrasını, öncesini saymıyorsunuz ama sonrası bana yine eğitim yardımı yapmaya devam ettiniz. Evet. Evet. Yani bu tür sorular zaten orada anlıyorsunuz. Yani onların konuşmalarından size sadece bir prosedürü yerine getirmek. Şu da var, onu da söyleyeceğim. Sadece o sorgu bölümünde bir prosedürü yerine getirmek. Yani biz yaptık, araştırdık, sorguladık ve bunun suçlu olduğunu zaten onların orada hissediyorsunuz. Yani size soru soruş tarzları, size bakışları sizden sizi artık gözden çıkarmışlar. Onun haricinde son olarak da bu sorgu odasındaki sorguda son olarak benden Facebook şifremi istediler. Evet. Neden diye sordum. İşte biz dediler şey yapacağız. Ana sayfadaki değil de özel Facebook'un Messenger uygulamasındaki işte yazışmaları takip edeceğiz. Belli anahtar kelimeleri yazacağız. İşte siz terörle, işte bir grupla, yapıyla iltisakınız var mı? Ve bunu isterken de sizden bir kağıt imzalatıyorlar. Yani bir A4 kağıdının yarısına kadar yazmışlar. İşte ben yapılan soruşturmada kendi rızamla bunu veriyorum diye size bir kağıt imzalatıyorlar. Ben bunu kabul etmedim. Yani herhangi bir şey o, kendime güvenmemekten değil. Hı hı. Ben oraya sorgu odasına giderken ben belki sonlardaydım yani. Benden önce birçok insanı çağırmışlardı ve herkes orada nelerin sorulduğunu biliyordu. Çünkü gidenlerden öğreniyorlar. Öyle bir endişem olsa ben zaten o hesabı belki silerdim, belki bir şey yapardım. Bir endişem olduğundan değil ama bu çok onur kırıcı bir şey. Çünkü sizin yani eğer buna gerçekten bunların hakları olduğunu düşünseler ve yasal olarak böyle bir hakları olsa sizden zaten bir imzalı kağıt, size bir kağıt imzalatmak gibi bir duruma getirmezler olayı. Derler ki kardeşim bizim böyle bir hakkımız var, biz istiyoruz, sen ister ver ister verme. Evet. Çok onur kırıcı geldi bana ve ben bunu kabul etmedim. Daha sonra işten çıkarma gerekçeme biz bundan Facebook şifresi istedik de vermedi diye bir şey de yazmadılar zaten. Çünkü öyle bir hakları olmadığını biliyorlardı. Yani herhangi bir yargı kararı olmadan muhtemelen böyle bir şey yapma hakları yok. Soruşturma süreci böyle tamamlandı. Tabii soruşturma sürecinin sonrasındaki yaşadığımız o 16 Ağustos ve 23 Aralık 4 ay bir haftalık bir süre. O sürede tabii daha şey zor. Yani bir kurum ufak bir kurum. Yani orada hani çok klişe bir tabir vardır denizcilerde. Hani geminin baş tarafında konuştuğum bir şey sen geminin arka tarafına diyeyim gidene kadar herkes bütün işletme duyar derler. Yani evet. Öyle bir işletme. Genelde belki de bütün kurumlarda öyledir bilemiyorum. Sizin tabii çağrıldığınız biliniyor. İnsanların size karşı bakışı değişiyor. İşte Facebook'ta bakıyorsunuz mesela işte 600 tane arkadaşınız var. Ertesi gün düşmüş 550'ye mesela. Lan ne oldu falan diyorsunuz. Kendi kendinize şaşırıyorsunuz. İnsanlar sizle yani 50 metre uzaktaki iki kişi tanıdığınız mesai arkadaşınız konuşurken sizden konuştuğunu anlıyorsunuz. Yani size bakarak gözlerini kaçırarak konuşuyor. Fazla sizinle mümkün mertebe diyaloğa girmiyor. Yani o süreç aslında ben şunu söyleyeyim. Yani işten çıkarıldıktan sonra çok daha psikolojik olarak ben rahatladım. Yani o 4 aylık süreçte gerçekten çalıştım ama çok zor şartlarda çalıştık. Psikolojik olarak çok büyük sıkıntılar, yakınlara uğradık. Eşim de tabii. O dönem benim 3 kızım var. Eşiniz de mi KHK'lı? Yok, o ev hanımı. Onun çalışmıyordu. Eşim şöyle bir sıkıntı yaşadı. Tabii o dönem bir belirsizlik var. Her gün binlerce insan işten çıkarılıyor. Ne olacağını bilemiyorsunuz. Ne zaman çıkarılacak? Yani telefon, inanın yani telefon çaldığı zaman bir tanımadığınız, bilmediğiniz numara veya 212'li bir numara işte Avrupa yakasından arandığı zaman yani telefonu açmaya korkuyorsunuz. Yani böyle bir noktaya getirdiler. Eşim o dönem, benim 3 kızım var. Üçüncüsü 2016 12 Nisan doğumlu. Yani 15 Temmuz'dan 3 ay önce doğdu. O zaman o süreçte tabii daha 5-6 aylıktı. Tabii çok büyük üzüntü yaşadı eşim. Benden belki daha çok etkilendi. Çünkü belirsizlik var. Yani şöyle söyleyeyim. Hayatı boyunca
aspirin bile kullanmamış, doğru dürüst yani hastaneye gitmemiş bir insan. O dönem antidepresanları kullandı, hastaneye gitti, işte psikolojik tedavi gördü bir süre. Sütü kesildi, çocuğu emziremedi, bebek mama kabul etmedi. Yani 6 aylık bebeğimize kadar hepimiz bu KYK sürecinden, OHAL sürecinden nasibimizi aldık. Büyük kızım okulu kapandı. Mecburen başka bir okula gönderdik. Orada tabii sormuşlar, sen hangi okuldan geldin? İşte o da anlatmış çocuk, yani şu okuldan, kapanan okulu. Öyle deyince tabii arkadaşlar, işte senin baban işte FETÖ'cü, sen işte siz darbecisiniz. Böyle çocuk bir sürü okula gitmek istemedi. Tam da şey dönemi, yani 8. sınıf TEOG dönemi. O dönem hem Kasım'da hem Nisan ayında sınav var, liseye giriş sınavı. Okula gitmek istemedi, ders yani sınavlarına çalışamıyor, konsantre olamıyor. Evde böyle bir şey, yani herkeste bir şey var, bir sıkıntı. Yani o dönem, şimdi böyle aradan 3 sene geçti tabii ya, daha böyle rahat anlatıyorum ama o dönem yazdığım günlükler vardı, tuttuğum günlükler vardı. O dönem yaşadıklarımla ilgili. Ya belki bir gün, bilmiyorum yani, bir olur illaki, ben ona inanıyorum. Bir davaya konusu olursa, bana bu, bana ve aileme, 6 aylık bebeğime kadar bize bu zulmü yapanlar, günü belki bugün değil, onu biliyorum. Belki 3 sene sonra, belki 5 sene sonra, belki 10 sene sonra, bilemiyorum. Ama bir gün mutlaka bu yapılan zulümler ve bunu yapanlar, işgüzarlar, yani kraldan çok kralcılar, sırf birilerine belki yaranmak için ya da bakın biz de bu kadar bu kurumlara adam attık demek için suçsuz insanların canını yakanlar, belki bir gün gerçek hukuk, adalet bu ülkeye geldiği zaman, dava konusu olduğu zaman bu insanların yaptıkları, onları da orada paylaşacağım. Yani o dediğim gibi yaşadığımız süreç, belki birkaç dakikada anlattım ama gerçekten çok bizim için travmatik ve dramatik bir süreçti. Hepimiz nasibimizi aldık. Yani 6 aylık bebeğimden bana kadar 5 kişilik bir aileyiz ve 23 Aralık sonra tabii süreç bu şekilde devam etti. 23 Aralık'tan bir gün önce, 22 Aralık Perşembe günü saat 1.30 gibi aradılar insan kaynaklarından. Dediler Sezgin Bey, o gün izinliyim. Evet. Eski gün vardiyaya gideceğim, gemiye. Dediler Sezgin Bey, yarın işte şeye gelir misiniz? İnsan kaynaklarına gelir misiniz? Tabii anlıyorsunuz. Yani çünkü bekliyorsunuz. Dediğim gibi tırnak içerisinde suçlarınızı biliyorsunuz. Gittim. Önüme bir kağıt koydular. Bir A4 kağıdı. İşte orada yazıyor. İşte okuldan sebep, işte bankadan sebep, seni işten çıkardık. Dediler işte ister imzalı, ister imzalama dediler. Yani sen bilesin dediler. Dedim tazminatımı alabilecek miyim? 19'luk tazminatım var. Onu da alamayacaksın dediler. Çıktım gittim, yani diğer birkaç kişi daha vardı benimle beraber. Kalktık gittik, işte personel kartını dediler bırak ve öyle çık git dediler. Yani o da biraz ne bileyim, yani farklı da olabilirdi. Hani şunu da bekliyorsunuz, yani sizden, size bu zulmü yapan insanlardan belki biraz daha bu süreci, kardeşim biz seninle ilgili bir araştırma yaptık ve bunları bulduk. Yani biz senin, yani çok o süreç de onur kırıcı. Yani işte ister imzalı ister imzalama ve kimlik kartı, personel kartını bırak ve git, tamam. Yani bu 19 yıllık hizmetinizin karşılığı bu. Peki Sezgin Bey, kusura bakmayın, zamanda çok daraldı. Kısa bir yanıt rica edeceğim. Şimdi salı günü saat 1'de değil mi? Kasımpaşa'daki Şehir Hatları Genel Müdürlük binasının önünde basın toplantısı yapacaksınız. Kızınızın çağrısıyla da sosyal medyada çok büyük yankı buldu bu toplantı. Birçok isim geleceğini söyledi. Ne diyeceksiniz basın toplantısında, rica edeceğim çok kısa lütfen. Tabii yani iki bölümden oluşuyor. Birincisi, ya bu aslında çok konuşamadık. Yani ben burada şimdi belki KYK'lı arkadaşlar da çok hep kendini anlattın, kendi sıkıntını anlattın diyecekler ama yani Türkiye'de 200 bin KYK'lı var. Benden çok daha, ben en azından şimdi çalışabiliyorum. Başka bir iş buldum, çalışabiliyorum. Gene kendi mesleğimi yapıyorum. Yani standartlarım belki çok düştü ama o önemli değil. Yani sonuçta bir şekilde hayatımı idame ettirebiliyorum ama bu süreçte çok büyük acılar çeken, çok büyük sıkıntılar çeken, çalışamayan, çalışma lisansları iptal edilen insanlar var. Basın açıklamasında bir kısmında bu yaşadığımız, kendi yaşadığım sıkıntıya değineceğim. Ama önemli bir kısmında da Türkiye'deki KYK mağduriyeti, OHAL komisyonunun tamamen, az önce ben Selçuk Bey'in konuşmasını da dinledim. Oradaki sizin yaptığınız
konuşmayı da dinledim. OHAL komisyonunun tamamen işlevsel, işlevsiz ve göstermelik bir komisyon olduğunu, ahim davalarını tıkamak, evet, ahimin önünü tıkamak, mağduriyetleri zamana yaymak için kurulan bir komisyon olduğunu ve artık bu aradan 3 sene geçti. KYK artık bu bir zulüm noktasını da aştı. İnsanlar artık hem ekonomik olarak hem psikolojik olarak hem fizyolojik olarak artık dayanacak gücü kalmadı. Bu konulara değineceğim. Yani müsaade ederseniz özellikle bu konuya değinmek istiyorum. Çünkü çok büyük bir mağduriyet. Hani dedim ya, ben belki bu KYK'ların içlerinde en şanslı olanlardanım. Evet. Çok büyük sıkıntılar yaşayan insanlar var. Yani bir an önce devletin bu mağduriyetleri gidermesi lazım. Yani suçlu da suçsuz ayırsınlar. Yani 200 bin kişi, hı hı, o akşam 15 Temmuz akşamı kim sokağa çıktı, kim eline silah aldıysa, 250 insanımızı şehit ettiyse, binlerce insanımızı yaraladıysa, evet, bunlar tespit edilsin. En ağır cezalar, yasaların öngördüğü cezalar verilsin. Ama darbeyle en ufak ilişkisi olmayan, yani yasal kurumlardan dolayı çok dünyanın, yani gidin Afrika'daki bir kabile devleti bile, yani 15 Temmuz'a kadar devletin izniyle, devletin gözetiminde ve denetiminde faaliyet gösteren, yani benim çocuğuma gönderdiğim okul kapısında Milliyetin Bakanı'nın tabelası vardı. Evet. Veya bankaya para yatırdım, bankanın yönetimi. Açılışı zaten devlet yetkilileri tarafından yapılmış. BDDK, hı, gözetiminde, TMSF, evet, yönetiminde bir bankaydı veya sendika, aidatını devletin ödediği bir sendikadan dolayı insanlar işinden oldu. Yani dünyanın hiçbir en kabile devleti, Muz Cumhuriyeti dediğimiz ülkelerde bile yasal devletin 15 Temmuz'a kadar her türlü faaliyetine izin verdiği kurumlardan dolayı hiç kimse işine olmaz. Ha tamam, evet, diyelim ki milat 17-25 Aralık ve sonrasında bu kurumlarla bir şekilde iltisak olanları siz canını okudunuz devlet olarak. Peki bu kurumlara izin verenler, bürokratlar, siyasiler, bu bankanın, bu okulların bağlı bulunduğu bakanlıklar veya bürokrasi, buradaki insanların oldu? Hiçbir şey olmadı. Yani bu, ben dedim, çocuğumu illegal bir terör örgütünün hücre evine göndermedim ki. Yani kapısında Milliyetin Bakanı'nın tabelası olan, devletin Milliyetin Bakanı'nın denetlediği kantinini Sağlık Bakanlığı'nın denetlediği, valiliğin, kaymakamlığın periyodik olarak denetlediği bir okula ben çocuğumu gönderdim ya. Yani burada suç ne? Doğru. Sezgin Bey, maalesef süremizi aştık. Çok teşekkür ediyorum. Umarım sizin ve işte binlerce KHK'nın uğradığı bu zulüm en kısa sürede sona erer ve hepiniz işinize geri dönersiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim ben de. Desteğiniz için, beni yayına aldığınız için, bu mağduriyetleri dile getirmeme yardımcı olduğunuz için her ne kadar sürçülisan ettiysem affola. Ve sizden de lütfen salı günkü toplantım için, yani orada da desteğinizi bekliyorum. Çünkü yani KYK mağdurlarının seslerini duyurabilecek, inanın zaten bir medya yok. Yani ülkedeki maalesef ulusal öyle medyanın zaten %95'i. Doğru söylüyorsunuz, maalesef öyle. Vaziyette, çok sınırlı bir sesimizi sosyal medyadan ancak duyurmaya çalışıyoruz. Evet. Sizden bu konuda destek bekliyorum. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Size kolay gelsin diyorum salı günü. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Evet, süremizi biraz aştık. Maalesef 8 yaşındaki çocuklara hak, hukuk, adalet mücadelesi verdirilen bir süreç yaşıyoruz. Umarız en kısa sürede bugünler biter. Haftaya görüşmek üzere diyelim. İyi akşamlar.